Levent Tüzemen şimdi önümde bugünkü yazınız var Mart sonrası yazdığınız yazı demişsiniz ki bu eleniş kibirin, kalitesizliğin, yetersizliğin, rakibi küçük görmenin, egoistliğin ve saha içindeki disiplinsizliğin eseridir. Yani hem kibir hem disiplinsizlik hem de yetersizlik bir arada Galatasaray'da doğru mu anlıyoruz? Tabii 18 tane pozisyona girmiş bir takımın bu pozisyonları gol yapmaması tesadüf mü? Maç içerisinde bak Fatih Hoca maçtan sonra açıkladı doğru ama bir disiplinsizlik var hocam. Sen oraya el atmazsan bu oyuncular nasıl düzelecek? En yakını geçen haftaki Antalya maçından sonra yazın başlığı şuydu. Halil Kerem'den ders alsın. Şimdi Kerem kimden ders alsın? Bunu yazdı Kerem gol attırdı verdi. Marsilya maçında e, Fegüli'ye golü attırdı. Burada herkes kendini oynuyor ya. Burası one man show değil ki yani. Burası bir takım oyunu. Ya ben atayım kral olayım. Al sen at. Düşüncesi kaybolmuş Galatasaray'da. Özellikle Muhammed Mustafa. Geleceğin golcüsü diyorlar. Her topa bu kadar abanarak neredeyse direkleri kırarak şut atmasının anlamı yok. Bazen teknik de yapabilirsiniz. Bazen topa basarsınız, çalım atarsınız. Moruta'nın kaleciden dönen şutla niye vuruyorsun yan direğe? Hafif aşırsan kaleci yatmış gol olacak. Bu yönleri yeterli değil. Kalite eksikliği var. Ben bunu söyledim. Orta saha kalitesiz. Berkan önüne top düşüyor. Kullanma ayağına geliyor. Sol ayağına. arayan içini kapatıp gol atamıyor. 5 metre yukarıdan avut atıyor. Kalite yetmiyor. Yani Fatih Hoca diyor ki bu gençler. Bu gençlerin kalitesi varsa biz sen bize Fatih Hoca olarak Galatasaray'da birçok kaliteli oyuncu kazandırdın. Ama bu seneki Galatasaray'ın oyuncularının transfer politikasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Kaliteli oyuncular değil. Yeterli değil. Yani kibir var bu iş içinde ya. Kibir nedir yani bir yaşta? Ben golcüyüm. Ben İyiyim ben atarım falan. Bu nedir ya? Egoistlik var. Daha Her müsait şey... olana vermemek Verme. günüydü. E tabii, benim bak. Ben istedim. bir futbol oynamış insan olarak yıllardan beri hadi bırakalım bunu? bu futbolda asist yapmak da çok önemli. Yanındaki arkadaşına vermiyor ya. Yanındaki arkadaşına çıkarsa boş kaleye atacak. Kimin için kazanıyor oynuyorsunuz? Galatasaray için oynuyorsunuz. Kendin için oynamıyorsunuz. Siz Galatasaray varsa varsınız. Siz Galatasaray büyütüyor. Galatasaray'da oynadığınız için büyütüyorsunuz. Daha da büyümek istiyorsanız o pası vereceksiniz. 18 pozisyon e, kurtarmış kaleci. Abdülkader. O zaman e, bu durum sadece oyuncuların e, egoistliğine mi yazar? Yoksa netice itibariyle bir taktik e, anlayışından söz edeceksek Aynen. acaba Fatih Terim mi? E... Evet. Fatih Terim'in takımlarında bu olmaz. Yani, Fatih Terim ya çok disiplini serbest bıraktı bu kadar e, müdahale edemiyor. Çünkü bu olabilir mi ya? En güzel açıklamıyor Ömer Bayram yaptı. Utanç verici dedi. Bu neyi anlatayım dedi ki ya bu kadar pozisyon kaçılır mı? Kaçılır mı dedi. Evet. Yani Alper kafayı vuruyor. Topu kaleden çizgiden çıkartıyor kaleci. Dönen topu Şişirda gol attım havasıyla laballikle topa vuruyor. Tavana vursa gol. Ya bunu düşünemiyor musunuz? Bu 6,5 milyon euro transfer edilmiş oyuncu. Bu mu yani? 6,5 milyonluk transfer eden oyuncu fark yaratır ya. Oyunun ikinci yarısında sahada olmamaz gibi bir görüntü vermez. Çıkmaz yani oyundan. Onun için alıyorsunuz fark yaratsın diye. Yani şu ben bunları çok şaşırıyorum. 4 milyon dolar verdiniz, Mustafa'yı aldınız. Çalıştı, Allah için çok koştu, pozisyonlara girdi ama her şey dam diye vurularak gol atılmıyor. Birazcık da estetik istiyor, teknik istiyor, akıl istiyor. Bu beceriler Galatasaray takımında yok. Bunların eğitilmesi lazım Florya'da. Fatih Terim golcüleri bu kadar eleştirmişken sizce Mustafa Muhammed'in bonservisi e, satılmak üzere mi alındı? Bu saatten sonra acaba böyle mi yorumlamak lazım? Ya öyle bir anlaşması daha haber vardı bir Fransa'nın bol evet, bir anlaşma vardı yani bu anlaşma geçerli mi? Yoksa Galatasaray için mi geçerli bilmiyorum. Ama yani Galatasaray yönetiminin bakın Fatih Erim, geçen gün e, Fatih Hoca yokken çıktı dedi ki Selçuk İnan takımı yenile, yenilemekten söz etti kaliteli oyuncuları katmak evet. konusunda söz etti. İhan yani bugün Fatih Hoca ne dedi? Ülkenin koşulları. Kulübün maddi olanakları belki transfer yapmayı engelleyecek dedi. Bugün Galatasaray yönetiminin futbolcu ödemeleri için sıcak parada aradığı bir dönem içerisinde bu transferleri yapabileceğini tahmin etmiyorum. Belki Ama ciddi kiralık ihtiyaç yapabilir. Ama ihtiyaçlar kaleci ihtiyaç. Şimdi İsmail dün akşam sergilediği performans. Ben bunu yıllardır söyledim. Yaşattı. Ya bugün sen kalkar en önemli kalecini giresin spora kiralar mısın ya? Monstera'nın yokluğunda kalede oynatmışsın Okan'ı. Niye veriyorsun yani? Sonuçta orada oynasın kaleci olsun diye. İsmail de oynamayan bir kaleci. Sen daha evvel denemişsin olmamış. Galatasaray'dan kiralık gitmiş. O kiralık gittiği takımda da birinci kaleci olamamış. Galatasaray'ın birinci kalecisi olur mu? Bir tane top çıkarmadı ya. 2-7 i̇ki ikinci golde. Kopya gol yediler iki tane. İkinci golde niye çıkıyorsun? Adam kovalıyor kalende kal. En fazla şut atacak. Belki kurtarırsın çıkıyorsun. Bir de ne dedi takım arkadaş sana? Niye çıkıyorsun dedi ya. Neden? Ya söylediğim gibi Mustafa'nın arkasında bu kadar senir bekleyen insanlar hiçbir bir şey öğrenmez ya? Hiçbir bir şey? Bakmakla görmek arasında fark var. Sadece bakmış yani görmemiş neler yaptığını. Bakmış izlemiş. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray Kalesi'ne yakışıyor mu? Yakışmıyor ve sen sözleşme uzatıyorsun. O zaman Fatih'i oynasaydın keşke. Hadi eleştiriyoruz mesela en azından şunu değişikliği yapabilir. Fatih'i koysan belki penaltı kurtarır sana. Bütün penaltıları yedi ya. O kadar uzun boyuna rağmen köşeye giden topla esneyen bir kaleci değil. Çünkü bildiğim kadarıyla Danimarka'da da bir maç vardı Mancini döneminde. Yine topu kalenin önünden e, kapaklarını yakala, yakalayamadı topu golü yedi Galatasaray takımı. Sosyal medyanın da gündemindeydi yani bir yani, maçta yenebilecek bütün golleri yedi. Ben oyun, ne -7 Aylar 7 -7. evvel söyledim. Ezgi aylar evvel söyledim. Ender Bilgin şahit. Bu takım Galatasaray takımı sezon başı için söylediğim kayıtlar da var. İlk haftalarda bu takım şampiyonla oynayamaz dedim. Ve geldiği durum ortada. 27 puanı var. Görüyoruz çünkü Galatasaray takımını ya biz de bakarak bir şeyler öğrenilirse, görerek öğrenilirse hadi bir bunu futbol oynamayı şunları falan. E, 85 yılından beri Galatasaray izleyen Neyha oyuncuların gelip gelişine tanık olmuş bir insan olarak ben sayısız şampiyonluklar, sayısız başarılar görmüş bir insan olarak söylüyorum. Ya bu orta sahayla Galatasaray sabaha kadar oynasa bir iş yapmaz ya. Üretmeyen, bal yapmayan bir orta saha. Biraz önce basın toplantısını izledik Fatih Terim'in. Yeniden oraya dönmek istiyorum ben Levent Tüzemen. Diyor ki Kendim dahil kimsenin Galatasaray'a zarar vermesine müsaade etmem. Şimdi eee Aspor'a yaptığı açıklamada da ben de şaşkınım. İlk defa böyle bir e, yıl yaşıyorum ifadesini kullanmıştı. Tribünlerden yavaş yavaş Fatih Terim'e yönelik e, tepkiler de yükseliyor. Buradan ne anlamamız lazım Fatih Terim'in bu söylediklerinden? Yani Fatih Hoca iyi bir Galatasaraylı. Dediğim gibi yani hem kongre divan üyesi. E, Galatasaraylılığından dolayı eğer ben zarar veriyorsam ayrılırım demeye getiriyor. Ya iş ama bir proje var. Ayrıldıktan sonraki süreç nasıl işler ona bir bakmak lazım. Yani Fatih Terim bu kapıyı açmış. Geçmiş dönemde de bunu Villarreal'de yaşamıştı. Ben de oradaydım. Özhan Canaydın başkandı. Skor rahatsız edici. Yönetimin alacağı her türlü karara saygılıyım demişti. Yani Fatih Terim bu kapıları açık bırakır. Ama sonuçta dünkü maç açısından Fatih Terim'i şöyle eleştirebilirim. Hoca maçı Galatasaray iyi oynuyordu. ya üstün oynadığı süreç içerisinde maç bitti turu geçtiğim gibi davranıp değişiklere gitmesi çok anlamsızdı. Yaptığı değişiklikler Galatasaray'a olumlu olarak yansımadı. Sonlardaki değişiklikler. Ama iki değişiklik yaptı biliyorsun. Kerem Halil'i koydu. Sonucu çok fazla etkiledi. Yani hı hı. hem geriye dönüşü yakaladı hem öne geçti. Burada doğru işler yaptı. Hoca orada bir refleks hatası yaptı bence. 18 tane pozisyona girmiş Galatasaray'ın oyuncuları eğer birbirlerine egoistçe davranıp pas vermiyorlarsa bu elenmenin bas sorumlusudur diye düşünüyorum. Yani bu maçın bas sorumluluk Fatih göstermem. Oyuncu grubuna yazarım. Fatih Hoca'yı sadece şöyle eleştiririm. Bir defa eğer oyuncu bu pası vermiyorsa hoca otorite eksikliği var burada. Disiplin eksikliği var. Yani bu oyuncuların bunu yapmamaları gerekir. Bu bir. İkincisi eğer Mustafa Muhammed kalkıp da Muhammed Mustafa daha doğrusu kalkıp da bu pozisyonlarda bu golleri kaçırıyorsa bu kaçırıyorsa bu Florya'daki antrenmanların eğitiminin eksik olduğunu gösteriyor. Bu kaseti defalarca izlettirip Fatih Terim oyuncularına bu kaseti defalarca izlettirip bu maçı. Neden pas vermeyi göstermesi lazım. Bunları kafalarının bilinç altına yerleştirmeli lazım. İyi bir santrfor veya iyi bir golcüyle şimdi yardımcılarından Necati de iyi bir golçüydü. Şimdi Galatasaray çok gol attı Necati Ateş Allah için. Evet. O topa o şekilde vurulmayacağını anlatmaları lazım. O direkten dönen topu ayağının içinde yumuşak bir şekilde gol yapması öğretilmesi gerekir. Örneğin ilk yarıda kenardan bir orta yapıldığı zaman o topa hafif bir fal vererek arkadan arka direkten gol olması sağlayacak vuruşlar öğretilmesi gerekir. Çünkü Muhammed Mustafa genç bir oyuncu. Dolayısıyla öğretilirse eğitilirse Belki e, bu vuruşlar eğitilmiyorsa o zaman e, bir ölçüde bir çözüm üretirsiniz. Yani yolda devam etmezsiniz. Bu benim santrı olmaz diyebilirsiniz. Dolayısıyla ben diyorum ki e, şu süreç içerisinde Fatih Terim'in hiçbir e, ne donladı Dünkü maçta böyle yüzde onluk bir şeyi var, etkisizliği var. Yani takım üzerinde ama yüzde doksan üzerinde galiba baktığınız zaman bütün suç oyunculara keserim cezayı.